Evet, Genzü Salib hikaye kitabını kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Genzü Salib, tilkilerin hazinesi. Tilkilerin hazinesi. Tabi Salib, kuğuyu yemek için evinin önüne, kümesi önüne geliyor ama bir bakıyor ki orada kuğu ona bir mesaj bırakmış. Diyor ki eğer izeret eredtel vusule ile kenzis sealib fe aleyke en tekume bi iddeti umur. Yani tilkilerin hazinesine varmak, kavuşmak istiyorsan bazı eylemleri, bazı etkinlikleri, bazı işleri yapman lazım. Ya bunları yaparsan hazineye ulaşırsın. Hani bizde de böyle bazı haritalar, koroküler vesaire ile ilgili üzerinde çalışan insanlar var. Hazine avcıları, define avcıları. Böyle eski mekanları, sur diplerini ya da bazı azınlıkların terk ettikleri yerleri delik deşik eden hevesli insanlar, meraklı insanlar da yok değil. Tilkiler çoktur yani. Tilkiler çok. Ama çoğu tilkiler kazdığı kuyuya kendileri düşerler. O da ayrı mesele. Evet. Kuku diyor ki ona evvelen ilk olarak Urkut havlel gâbeti. Havle etrafında el gâbeti, ormanın etrafında koş. Dolaş ormanın etrafını şöyle bir koş. Saniyen isbah abran nehri. İkinci olarak nehri yüzerek geç. Abran nehri karşıdan karşıya geç diyor. Nehri geç. Sen is'adil cebele is'ad sayda yas'adu is'ad dağa tırman diyor. Ve rabi'an udhulil kehfe. Evet. Dördüncü olarak da mağaraya gir. Ve huneke ve orada tecidül kenze. Orada hazineyi bulursun. Yani ormanın etrafına koş. İsbah abran nehri karşıdan karşıya geç. İs'adil cebele dağa tırman. Udhulil kehfe mağaraya gir. Ve hunake tecidül kenze. Tecidül kenze. Hunake ve hunake tecidül kenze. Orada hazineyi bulursun. Evet. Gâbetün orman. Cebelün dağ. Kehfün mağara. Havle etrafında. Şimdi tabi tilkimiz bayram ediyor. Yani hazineye, tilkilerin hazinesine ulaşacağım, kavuşacağım. Ferihes se'lubun, se'lub çok sevindi, sevindi. Ferah. Evet. Li'ennehu seyusbihu ganiyen. Çünkü o zengin olacak. Sevindi çünkü zengin olacak. Kararlaştırdı en yünefize yerine getirmeye mafi olan şeyi içinde olan şeyi varakati kağıtta olan şeyi yerine getirmeyi kararlaştırdı. Liye'huzel kenze hazineyi elde etmek için. Ganiyun zengin, fakirun fakir. Bakın işte böyle hayal kurdu tilki. Bakalım ne olacak? Evet burada erakada se'lubun salub koştu. Bakın. Havlel gâbeti ormanın etrafında koştu. Ormanda dolandı. Rekada koştu rekada. Sonra yüzüyor bakın görüyorsunuz. Sebeha se'lubu. Se'lub yüzdü. Abran nehri karşına karşıya yüzerek geçti. Bakın sebeha. Sebeha yüzdü. Yesbehu yüzüyor. İsbeh yüz. Mesbehun yüzme havuzu arkadaşlar. Mesbeh. Sonra görüyorsunuz dağa tırmanıyor, zıplıyor. Sa'ide se'lubul cebele, sa'ide
tırmandı. Se'alûbu se'alûb, el cebele dağ. Ve ehaze, ve başladı yakfizu sıçramaya, min sahratin, bir kayadan ile sahratin, bir kayaya. Yani sıçrıyor çünkü hazine ulaşacak, hazineye kavuşacak. Sahratun, memane sahratun, kaya. Kafaze sıçradı, bakın sıçrıyor. Evet. Sonra vasale ulaştı, se'alûbu tilki, ahiren son olarak ilel kehfi mağaraya. Bakın burada ulaşıyor. Ve mada ve geçti, mada geçti ile dahili içerisine el kehfi ve mağaranın içerisine ne yaptı? Geçti. Girdi. Bakalım mağaraya girince ne tür bir hazine, tilkilerin birikmiş, ne hazineleri varmış. Evet, görüyorsunuz demir kapıda üzerine çat diye kapanıyor. Ve fec'eten, ve ansızın uglika, kapandı elbabu, kapı el hadidiyyü, demir kapı lil kehfi. Mağaranın demir kapısı aniden ne yaptı? Kapandı. Tabi Se'alûb içeride kaldı. Se'alûb fec'i oldu. Muğlak arkadaşlar kapalı. Meftuhun açık, babun kapı. Evet. Ve fec'eten uglika kapandı. Eglika kapattı, uglika kapandı. El babu kapı, el hadidiyyü demir kapı, dilkefi mağaraya ait olan demir kapı ansızın kapandı. Tabi burada işte köpek ve horoz eğleniyorlar. Nazara baktı se'alûbü tilki ile haricil kehfi, mağaranın dışarısına baktı. Hani bakın burada bakıyor, sahibi kapana kısılmış. Evet. Fera'a gördü eddike horozu, küku. Küku horozu gördü. Horozun adı küku. Vel kelbe ve köpeği gördü. Yadhakani gülerek, gülerken gördü. Kesiren, çok kahkahaya, evet, kahkahayla gülerken gördü onları. Dâhile, içerisinde, harice, dışarısında kelbun, köpek. Demek dâhil, içeri, hariç, dışarı, kelbun, köpek. Arafe bildi, se'alûbun se'alûb. Evet, arafe se'alûbu, se'alûb anladı, bildi. Enneddike, horozun, hada'ahu, onu aldattığını anladı, bildi. Yani, hud'atun, aldatma. Evet, tuzağa düşürme. Ve huvellezî, ve o vada'a, yani koyan kişinin o olduğunu anladı. Neyi? El varakate, kağıdı. Liyadhake, gülmek için. Aleyhi, kendisine. Yani kendisiyle dalga geçmek için ya da kendisini tuzağa düşürmek için o kağıdı koyanın da horoz kükü olduğunu anladı. Ve yuallimehu, ve ona öğretmek için dersen, bir ders, len yensehu, unutmayacağı, asla unutmayacağı bir ders öğretmek ve ona gülmek için kağıdı koyanın da o olduğunu ne yaptı? Anladı. Ve daha arkadaşlar koydu, bakın koyuyor, ve daha. Beke ağladı. Beke ağladı. Se'alûbun, se'alûb. Kefiren, çok. Çok ağladı. Thümme gâle, sonra dedi ki lekad hudi'tu, aldandım. Aldatıldım. Muhakkak ki aldatıldım. Li'enneni, çünkü ben te'avvettü, alıştım.
en ahda'a el-âkharîne. Çünkü ben başkalarını aldatmaya alıştığım için, alıştım, yani aldanmayacağımı zannettim. Herkesi kör ve enayi zannettim ve tuzağa ne yaptım? لَقَدْ خُدِيَتُ Şüphe yok ki aldatıldım, kandırıldım. Niçin? Çünkü لِاَنَّنِي تَعَوَّتُ Ben alıştım. اَنْ اَخْدَعَ الْاَخَرِينَ Başkalarını aldatmaya. Evet, Beke burada nedir? Ağladı. فَعْلَبُنْ تِلْكِ دِيكُنْ رُزْ Kelbun, köpek, kenzun, hazine, cebelun, dağ, kehfun, mağara, havle, etrafında, sahratun, kaya, gâbetun, orman, tehte, altında, fevka, bakın üstünde, dâhile, bakın içerisinde, harice, dışarısında. Muğlekun, öğrendiğimiz kelimeler tekrar ediyoruz, kapalı. Meftuhun, açık. Eğleka, kapattı. Kafeze, sıçradı. Rekada, koştu. Sebeha, yüzdü. Beke, ağladı, veda koydu. Hepinize hoş vakitler diliyorum. Bugünkü okuma çalışmamız burada bitiyor. Bir sonraki videoda bir başka hikaye kitabında buluşmak üzere. Hepiniz esen kalın. Okumalarımızı beğendiyseniz abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla.